şefim bize şahane Bafra pideleri gösterecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz başlayın bir taraftan, ben sorularımı sorayım. Evet, şimdi meşhur Bafra pidelerini yapacağız burada. Kıymalımız, peynirlimiz, kavurmalımız. Hepsi burada var. Pastırmalımız, bütün çeşitlerden getirdik. Sizin pizzalar pide gibi. Bizim pidelerimizin özelliği, açık pidelerimiz yumurtalı oluyor ve yuvarlak oluyor. Bafra pidesi meşhur. Ne farkı var bizim pidelerden? Bizim Bafra pidesinin özelliği ince, uzun oluyor. Ve esmer undan yapıldığı için... Ha, işte asıl farkı o. Hazmı kolay oluyor, ha, hafif. En sağlıklı pidelerden biri bak. Evet, hamuru 18 saat mayalanıyor. Bu arada mutfak yanıyor, yanıyor. Evet, sunumlarda çok önemli tabii. Aa, evet. Odun ateşini masalara getiriyoruz. Şenlendiriyoruz masaları. İçimizi ısıttınız valla. Hamurumuzu bu şekilde ince uzun açtık ve kavrulmuş kıymayı içerisine seriyoruz. Bunu şimdi böyle kendine gelmesi için biraz bekleteceğiz. Şimdi sonra hemen uzayacak. Size uzayacak. Birazdan uzatacağız. Aile boyu pide yapacağız birazdan hep beraber. Süpermiş. Fırın açık mı bu arada? Fırınımızda 250 derecede olacak. Açalım evde mı? Tabii. Gizem Hanım açar mısın? 250 derece. Evde pide nasıl yapılır onu göstereceğiz. Hadi çünkü bizim fırınlarımız 1,5-2 metre. Evde pideyi yapmak için ne yapacağız? Boyunu fırına göre ayarlayacağız. Ne yapıyorsunuz siz öyle ya? Bu şekilde uzatıyoruz. Şimdi vay vay vay. Yöresel peynirimizden koyacağız. Bu peynirin içerisinde 4 çeşit peynir var. Trabzon, Bafra, Samsun ve Ezine. Niye rengi sarı? Şimdi bunun köy yumurtası var içinde. Ha, organik köy yumurtası var. O yüzden bu da lezzet veriyor, akışkanlığını sağlıyor. Peynirlerden bir tanesi tuz oranını ayarlıyor. Diğeri akışkanlığını sağlıyor. Hmm. Aromasıyla birlikte dörtlü karışım. Çok artık güzel bir lezzet oluyor. Hafif hem de yağ oranı düşük, gördüğünüz gibi bakın. Bu nedir? Bu da kavurmamız. O kavurma. Kavurmamız. Sucuğunuz, pastırmanız. Evet, Kayseri'den pastırmamız, sucuğumuz, kavurmamız, Rize'den, Trabzon, Bafra, Çarşamba, tereyağı, bütün tereyağı. Tereyağımız efendim Hamsiköy'den geliyor tereyağlarımız. Özel bakın. Aa, çok güzel kokuyor, tam tereyağı, tereyağı doğal kokuyor. Tereyağımız. Beş dakikada çeşit çeşit Bafra pidesi yapıyoruz. Şimdi bakın bu biraz daha kendine geldi. Bunu biraz daha uzattık. İlk zaman böyle açsak olmaz mıydı? Tabii yavaş yavaş. Bunların yapılmışı da orada. Bakın uzun uzun. Onlar bayağı bir metre falan ama biz bunları kendi fırında nasıl yapacağız? Tabii. Şimdi ustam benim ellerim de temiz. Tabii. Siz bana aynı anda yapalım mı? Şu hareketi şöyle bana da gösterir daha misiniz? Daha uygun. Peki. Şöyle. Ne farkı var bu hamurun bundan? Şimdi aa ben yapayım, ben yapayım. Şimdi beraber yapalım. Doğru mu yapıyorum? Bakın Zahide Hanım da efsane açıyor. Kolay değil. Tabii. Hanımlar gerçekten çok bizim zor. Bizim Bafra pidesi biraz farklı. Niye? Hamur çok sert. Evet, hamuru böyle. Şimdi ben bunu atıp da yakalayamazsam. Şu şekilde. Böyle şovlarda yapıyoruz. Allah, Şefzat Bey kafasına gidecekti valla. Bu şekilde inceliğini gördüğünüz gibi. Alttan görüyoruz. Zahide Hanım da harika. Ay. Evet. Yakaladım. Dur bir dakika, bunun bir mantığına bir alışayım. Bu şekilde döndürerek atarsak. Bu şekilde. Şimdi bir sizden bir pas bekliyorum. Bunu da çok döndürerek atın, döndürerek havaya doğru. Evet, döndürdüğün zaman düşmez. Şimdi bir de siz yakalayın. Allah. Şöyle bir şu şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde. Harika ediyorsun. Vallahi Zahide Hanım'ın ama nazar oldu ya. 10 parmağında 10 marifet. Yok hemen. Canım estağfurullah ama seviyorum tabii. Evet. Şimdi şu kıymalı pidemiz de böyle bakın bu arada mayalandı. Ay, gördüğünüz gibi. Mi? Şu ben, şekilde. Anam o ne oldu öyle? Şimdi birazdan aile boyu yapacağız pideleri. Şu şekilde. Şöyle. Pidelerimiz ince uzun olduğu için hazmı kolay oluyor. Yalnız bak bunu kıvırdım. Şimdi ustam. Evet çok güzel yaptınız. Bu şekilde.
buraya göre ayarladık. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha mı çabuk kuruyabilir? Kurutmamak için bir şey yapacak mıyız? Hamurları hani mı? Evet, çok sert çünkü. Şimdi hamurlarımızı kullanacağımız duruma göre mesela mayasını ayarlayacağız. Mesela kışın ne yapacağız? Hamurumuzu biraz daha ılık suyla yapacağız. Yazın soğuk su kullanacağız. Bunlar püf noktasıdır. Hamurumuz önceden hazır. Misafir geldi. Hemen ne yapalım? Bunu çıkarttık. Koyalım. Malzemesini bunda, koyalım beraber efendim. Bunda yumurta mı var üstünde? Bunun üzerinde tereyağı var. Çift yumurta bandıra yeriz bunu. Şöyle bakın. Hem de çift yumurta mı? Şu şekilde. Onları köyden mi getirdiniz? Bafra'dan mı getirdiniz? Böyle. Tabii bunlar Afyon'dan geliyor yumurtalarda. Bu fırında 6-7 dakika sonra hazır olacak. Fırına atıyoruz. Etsem ne kadar mutlu olurdum. Artık öyle kabul edin. Peki bunu size vereyim şimdi. Bunu da şimdi fırına veriyoruz. Evet, şimdi yuvarlak pideyi hızlı bir şekilde yapıyorum. Ne yapacağım burada? Esmer unumu yuvarlak bir şekilde, hızlı bir şekilde açıyorum. Bu şekilde. Hemen kenar yapıyoruz. Bu kenarı niye yapıyoruz efendim? Çünkü kenarları kopararak Karadenizliler bu pidenin ortasındaki yumurtaya bandırıyorlar. Ve malzeme düşmüyor. Malzeme kenarlarından kaymıyor. Dolayısıyla bu şekilde kenarımızı yaptıktan sonra... Bak ne kadar pratik el. Hemen... koyduk. Bu şekilde fırına girecek bu. Ha, öyle mi? Tabii. Ha direkt böyle. Bu şekilde ben bunu fırına gönderiyorum. Allah Allah. Peki sonra da hanımların görevi başlayacak. Bu hafta hanımların görevi gerçekten maharet gerektiriyor. Tabii ben ne yaptım? Hamurlarını yaptım hanımların. Oh, iyi. Hamurlarınız hazır. Çıkart hemen. Hemen kezbanın başlasın. Hemen yapalım yufkalarımızı. Kışlık yufkalarımızı yapalım hemen. Kışlık yufka yapacağız. Evet. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.